yapsak olmaz çünkü yeni arkadaş gelemeyeceğini söylemişti. Gerçi öteki türlü de olabilir ama bilmiyorum ki ya. Pardon, kendi kendime mi konuşuyordum? Kusura bakmayın. Gerçi neden kusura bakacaksınız? Ayıp bir şey değil ki. Sahi, kendi kendine konuşan insanlara neden deli diyoruz ve olmadık yakıştırmalar yapıyoruz? Kendi kendinize konuşuyor olmanız gerçekten akıl sağlığı sorunlarına işaret ediyor olabilir mi? Gelin bir bakış atalım. Bu videonun sponsoru sizsiniz, Evrim Ağacı destekçileri. Özellikle de Cem Kaya, Furkan Oğuz, Dynamist ve Refik Şekercioğlu gibi YouTube katıl tuşuyla veya Kreosus gibi araçlarla bizi destekleyen harika izleyicilerimiz. İyi ki varsınız. Discord sunucumuzdaki destekçilere özel kanallarında buluşalım. Her ne kadar gürültülü bir dünyada yaşıyor olsak da, birçok insan hayatındaki aşırı sessizlikle mücadele ediyor. Kimi yalnız yaşıyor, kimi ise sadece kendi işine bakan, sohbete pek yanaşmayan diğer insanlarla. Bu özellikle de dijital çağda çok daha yaygın bir problem haline geldi. Elbette her zaman televizyonu açabilir, müzik dinleyebilir veya en son aldığınız teknolojik bıdıyla oynayabilirsiniz. Ama ya aradığınız gerçek bir insanla konuşmaksa, kafanızda dönüp duran düşünceleri yaşayan bir kişiye aktarmaksa, büyük ya da küçük hiç fark etmez. Başarılarınızın bir kısmını diğerleriyle paylaşmaksa, her ne kadar diğer insanların varlığı sosyal gelişimimiz açısından çok önemli olsa da, yalnız kaldığınızda kendi benliğinizle konuşmak büyük bir boşluğu kısmen de olsa doldurmanıza yardımcı oluyor. Çünkü kendi kendinize konuşmanızın nedeni, güvenilir dostlar arama nedeninizle aynı. Fikir alışverişinde bulunmak ve iletişim kurmak. Zaten bu nedenle genellikle daha güçlü duygular ve hisler deneyimlerken, mesela öfkeliyken, gerginken, bir işe aşırı odaklanmışken veya heyecanlıyken kendimizle konuşuyoruz. Anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu hatırlayamadığınız, bu nedenle strese girdiğiniz ve kendi kendinize "Nereye koydum ben bu anahtarları? Yok yok, oraya koymuş olamam, o odaya girmedim ki." diye konuştuğunuz illaki olmuştur. Ve bu olay sandığınızdan çok daha yaygın. Yapılan bir araştırmada farklı zorluk seviyelerine sahip 6 ayrı görevi yerine getirmeye çalışan yetişkinlerin öyle %90'ında falan değil, %100'ünde görevlerden en azından bir tanesi sırasında kendi kendine konuşma görüldü. Katılımcıların %80'i ise görevlerin 6'sında birden kendisiyle konuştu. Yani bu insanlar için sıradan bir olgu. Bilimde buna gizli konuşma veya özel konuşma diyoruz. Dolayısıyla kendi kendine konuşma öyle delilikle ilgili falan bir olay değil. Sadece kişinin diğer insanlardan ziyade kendisiyle olan konuşmaları olarak kategorize ediliyor. Tabii burada bir parantez açayım. Bu anlattıklarımdaki kritik nokta şu. Kendi kendinizle konuşurken herhangi bir görsel veya işitsel halüsinasyon yaşamıyor olmalısınız. Yani kendi kendinizle konuştuğunuzun tamamen bilincinde olmalısınız. Eğer kendi ağzınızdan çıkmayan sesleri kulağınıza fısıldan gibi deneyimliyorsanız veya gerçek olmayan kişileri fiziksel olarak gözünüzün önündeymiş gibi görüyorsanız, bu durumda sağlıklı bir kendi kendine konuşmadan söz etmiyoruz. Böyle bir durumda bir psikolog veya psikiyatriste görülmenizi önemli tavsiye ediyorum. Kendi kendine konuşma insanlarda 2 ila 7 yaş arasında başlıyor. Zaten bu yaştaki çocuklarla vakit geçirdiyseniz, çocuğun oyun oynarken veya bir iş üzerindeyken kafa yorduğu sürece yüksek sesle kendi kendine anlatmaya meyilli olduğunu görebilirsiniz. Bu hem dil becerilerini geliştirmeyi sağlayan bir davranış hem de sosyal yalnızlığın giderilmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla kendi kendine konuşmanın çocuklarda direkt bir evrimsel avantajı olduğunu biliyoruz. Ama kendi kendine konuşmak sadece yalnızlığı hafifleten bir unsur değil, aynı zamanda bir yetişkin olarak zekanızı da aktif bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Yani işin sadece psikoloji tarafı yok, bir de sinir bilimsel tarafı var. Kendi kendinize konuştuğunuzda aklınızdaki fikirleri netleştirmeniz daha kolay oluyor. Sessizce düşünmek yerine kendi kendinize konuştuğunuzda beynin konuşmayla ilgili bölgelerini aktif hale getirdiğiniz için ve düşünceleriniz o yeni bölgelerde de işlendiği için üzerine kafa yorduğunuz konularda farklı perspektif kazanmanız mümkün olabiliyor. Çünkü her ne kadar beyninizin her zaman kendi benliğinizin tarafında olacağını, dolayısıyla farklı fikirleri dile getiremeyeceğini düşünseniz de yanılıyorsunuz. Bir düşünün, kendinizin en büyük eleştirmeni kim? Hayır, sizden nefret eden o beş para etmez insanlar değil,
Sizsiniz, kendinizsiniz. Bir başkası sizi eleştirdiğinde savunmaya geçebilirsiniz. Eleştiri kötü yapılmış olabilir. Dolayısıyla faydalı kısımlarını gözden kaçırabilirsiniz. Ama kendi kendinizi eleştirdiğinizde rahatsızlık duymayacağınız ve savunmaya geçmeyeceğiniz için çok daha sakin bir kafayla düşünmeniz ve sorunları çözmeniz mümkün oluyor. Örneğin bir karar almaya çalışırken ikilemde kaldıysanız ve A seçeneğini tercih etmeyi daha çok istiyorsanız ama çeşitli sebeplerle B seçeneği objektif olarak daha makulse, kendi kendinize konuştuğunuzda diğer seçeneği seçmenin neden size daha faydalı olduğunu kendi kendinize ispatlayabilir, kararınızı mantıklı olandan yana değiştirebilirsiniz. Fakat aynı şeyi bir arkadaşınızla ya da internet ortamında herkese açık bir tartışma şeklinde yapacak olursanız, diğer insanların karşıt fikirleri size saldırganca veya sırf inat uğruna ileri sürülen argümanlar gibi gelebilir. Savunmaya çekilirsiniz ve objektif kararlar alma şansınız azalır. Ya da arkadaşlarınız size destek olmak adına sizin istediğiniz tercihi daha makul olana karşı savunabilirler. Bu da yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Bu noktada şunu sorabilirsiniz. Neden yüksek sesle söyleyeyim ki? Sessizce de olsa beynimin içinde kendi kendime konuşabilirim. Evet, bunu yapabilirsiniz. Bunu yapmak kendi kendinizle hiç konuşmamanızdan daha iyi. Ama yapılan çalışmalar insanların işitsel komutlara daha etkili bir şekilde yanıt verebildiğini gösteriyor. Örneğin bir çalışmada kendilerine çeşitli görevler verilen kişiler görevin adımlarını yüksek sesle okuduklarında sessizce okuyanlara nazaran o adımları daha başarılı bir şekilde takip edebildiler. Zaten bu nedenle muhtemelen tenis oyuncuları gibi sporcular özellikle de oyunun en kritik noktalarında kendileriyle yüksek sesle konuşmaya meyilliler. Kendi kendine konuşan basketbolcularınsa pas ve şut isabet yüzdelerinin arttığı görülüyor. Tabii işin bir de evrimsel biyoloji tarafı var. Kendi kendinizle konuşmak evrimsel açıdan son derece sağlıklı bir davranış. Konuşma becerimizin evrimleşmesinin ana nedeni oldukça sosyal bir hayvan türü olan insanlar için karmaşık bir iletişim sisteminin müthiş bir avantaj sağlıyor olmasıydı. Ancak buna bağlı olarak bizi biz yapan beyin bölgelerimizde farklılaştı, karmaşıklaştı ve bu sayede daha karmaşık düşünceler inşa edebilmeye başladık. Evrimimizin ilerleyen dönemlerinde konuşma becerimiz öylesine güçlü bir iletişim aracı haline geldi ki şarkılar söyledik, şiirler okuduk, kitaplar yazdık. Daha önemlisi kendi iç düşünce süreçlerimizi dinleyebilmeye başladık. Bugünlerde insanlar maalesef bunu giderek daha az yapıyorlar. Ancak insanlar kendi kendileriyle baş başa kaldıklarında kendisiyle yüksek sesle konuşmaya yatkın olanların duygusal olarak daha stabil, daha mantıklı kararlar alabilen, daha etkili olma potansiyeline sahip kişiler olduğu düşünülüyor. Bunlar biyolojik ve kültürel evrimde bize fayda sağlayan unsurlar. Öyle ki insan harici maymun türlerinin beyinlerinde yapılan araştırmalar başarmaları gereken görevlere uygun beyin bölgelerinin aktif olduğunu gösteriyor. Örneğin görsel bir görevi başarmaya çalışıyorlarsa beyinlerinin görsel bölgeleri aktif oluyor. İşitsel bir görev ise işitsel bölgeler aktif oluyor. Ama insanlarda görevin tipinden bağımsız olarak ilgili bölgelerin tamamı daha göreve hazırlanırken aktif hale geliyor. Bundan yola çıkan araştırmacılar belirli görevler verdikleri kişilerin yüksek sesle bla 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 gibi anlamsız şeyler söylemelerini ve görevi başarmaya çalışmalarını istediler. İlginç bir şekilde odaklanma gerektiren bir görevde bu anlamsız sözleri söyleme nedeniyle kendi kendine konuşamayan insanların beyinleri tıpkı maymunlarda olduğu gibi çalıştı. Sadece görevle ilgili olan kısımlar aktive oldu. Yani kendi kendinize konuşmadan yaptığınız görevlerde bir maymundan farksızsınız. İşte bu nedenle kendi kendine konuşmaya yatkınlık eğer ki genetik bir altyapıya sahipse evrimsel bir avantaj sağladığı için bu kadar yaygınlaşmış olabilir. Ve tam da bu nedenle bir anomalinin göstergesi değil. Tam tersine normal bir davranış. Son olarak bazı araştırmalar kendi kendine konuşmanın beyni düzenleyici ve özellikle hatırlanması gereken şeyleri daha kolay hafızada tutmayı sağlayıcı bir etkisi olduğunu gösteriyor. Çünkü kendi kendimize konuştuğumuzda mecburen yavaşlıyoruz. Daha yavaş düşünmek konu üzerine daha fazla kafa yormamızı sağlıyor. Bu da hem hafızamıza katkı sağlıyor hem de daha doğru kararlar almamıza yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalar derslerine çalışan öğrencilerin hatırlamak istedikleri kavramların neden önemli olduğunu kendi kendilerine yüksek sesle anlattıklarında bunları daha uzun dönemde hatırlama ihtimallerinin arttığını gösteriyor. Sadece hatırlama da değil, aynı zamanda kendi kendini gaza getirip yüksek sesle bunu başarabilirsin diyen kişilerin görev tamamlama başarısının da arttığı görülüyor. Anlayacağınız, kendi kendinize konuşuyorsanız endişe etmeyin.
Son derece sağlıklı bir bireysiniz. En azından sırf bu nedenle bir hastalığınızın olmadığını söyleyebilirim. Kendi kendinize konuşurken kendinize nazik olmayı unutmayın. Elbette arada sırada kendinize sövdüğünüz veya kızdığınız olabilir. Ama üzerinize çok da fazla gitmemek daha sağlıklı kararlar alabilmenizi ve yersiz yere strese girmemenizi sağlayabilir. Kendinize sorular sormaktan ve bu sorulara cevaplar aramaktan çekinmeyin. Eğer motivasyon arıyorsanız kendi kendinize olumlu cümleler kurmanız faydalı olabilir. Bunu başarabilirim gibi. Bir şeyler üzerine düşünürken, örneğin bir anahtarın yerini sesli olarak hatırlamaya çalışırken, anahtarın adını, odaların isimlerini ve benzeri şeyleri yüksek sesle söylemek sonuca daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilir. Ve belki de en önemlisi, konuşan kişiyi dinleyin. Bu bir başkası da olabilir, kendiniz de olabilirsiniz. Beyninizin söylediklerine, içine attıklarınızdan dışarı çıkanlara kulak verin. Kendi kendinize konuşmanın evrimsel önemini her zaman hatırlayın. Sanıyorum bu konuyu en iyi şekilde özetleyen kişi komedyen ve yazar Franklin Jones. Şöyle söylüyor: kendi kendinize konuşmanın bir faydası en azından birilerinin sizi dinliyor olduğunu bilmektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.